Nerede yanlış yapıyoruzun cevapları Hüsra'cığım sen. Evet, aslında gelen soru çok güzeldi. Çok güzeldi. Gastrit ve reflü şeklinde. Eğer ki mutlaka ilaç eğer yazıldıysa bunları öncelikle kullanalım. Eğer çok yüksek yağlı yiyecekler tüketiyorsanız, değişik salçalı Evet. yiyecekler tüketiyorsunuz, asitli yiyecekler tüketiyorsanız bunlar hepsi gastrite, reflüye sebep olabilir ve tetikleyebilir. Çok fazla çay, kahve tüketiyorsanız bunlar da yine reflüye sebep olabilir. Bu yüzden olabildiğince az yağlı, hafif yiyecekler tükettiğinizde bu sorunlar ortadan kalkacaktır zaten ilaçlarınızla birlikte. Ve 5 öğün veya 6 öğün, evet biz de bu şekilde öneriyoruz aslında kişiye göre değişmekle birlikte 3 ana öğün, aralarda ara öğün şeklinde. Fakat bu aralarda eğer çok yüksek kalorili, yüksek enerjili yiyecekler tükettiğimizde kilo alımına sebep olabiliyor. Tabii bir de fiziksel aktivite eklemiyorsak buna hepten kilo alımına doğru gidilebiliniyor. Bu yüzden... Ama yürüyüş yapıyorum dedi. Orada sağlık sorunlarından dolayı mı o gastrik, ülser, günde 5 öğün yiyor ama yanlış beslenmenin de rolü olabilir mi? Burada iki neden olabilir. Ya kan tahliline bakmak gerekiyor. Hmm. Tiroidle ilgili bir sıkıntısı da olabilir. Tiroid değil mi? Eğer ki her şey gerçekten yapıyorum ve kilo veremiyorum diyorsa mutlaka bir kan tahlilini değerlendirmek gerekir. Veya gerçekten ara öğünleri çok yüksek enerjili tüketiyor olabiliriz. Yüksek kalorili yiyecekler tüketebiliyor olabiliriz. Çünkü bazen fark etmeden de gün içerisinde çok yüksek kalori alıyoruz. Ama ne olacak bir kurabiyeden, ne olacak iki cevizden diyerek o iki ceviz aslında 10 ceviz oluveriyor. Ve kilo alımına sebep oluyor. Bu yüzden ara öğünleri biz genelde planladığımız için sağlıklı bir şekilde ilerlediğimizde bu şikayetler ortadan kalkıyor. Yine çok fazla asidik yiyecekler, domates gibi veya değişik salçalar gibi yiyecekler kullanmadığınızda bu reflü, gastrit gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.